Çok değerli bir konuğumuzla karşınızdayız. Aslında stüdyo ortamına baktığımız zaman bir hayal dünyasının içerisindeymişiz gibi hissediyoruz. Çünkü 10 yıl önce, bilemedim 12-13 yıl önce bunları sadece hayal anlamında konuşurken, hayal ederken bugün bunların gerçekleşiyor olması, bu her birinin, her bir kahramanlık hikayesinin gerçekleşiyor olmasının gururunu yaşıyoruz. Milletçe bu anlamda büyük bir gurur yaşanıyor. Bu gururun şüphesiz Türkiye'de çok sayıda emekçisi var, çok sayıda uğraşanı var ama görev yaptığı her kurumun başında o kurumun ciddi anlamda gelişimini ortaya çıkartan, ekibiyle beraber gelişimini sağlayan, her görev aldığı kuruluşla ilgili hep güzel haberleri, hep tarihi gelişmeleri bizler haberciler olarak gündeme getirmiş olduğumuz bir isim var. Şimdi TUSAŞ'ın genel müdürü ama çok farklı görevlerde bizzat başarıyla efendim o görevleri yerine getirdi. Şimdi de TUSAŞ'la yine milli anlamda büyük büyük kahramanlıklar gerektiren ayağa kalkışlara bizzat öncülük yapıyor. Profesör Doktor Temel Kotil efendim program konuğumuz. Hoş geldiniz. Efendim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her biri bir gurur kaynağı. Her birinin bir hikayesi var. Mutlaka. Ama hikayede ben değil de gençler var. Evet. Gençlere güveniyor olmak çok keyifli bir şey değil mi Sayın Genel Müdürüm? Tabii Türk Hava Yolları'nda bunu gördük yani, uyguladık bunu. Evet. 2005'te Genel Müdür oldum, Allah nasip etti. Beyefendi takdir etti, atlattılar evet. Beni. Durum şuydu, kamu şirketi. Büyümeyi durdurmuş, büyümemiş yıllardan beri. Büyümeyen herhangi bir şey, bir meyve ağacı olsa bile, ben Rize'liyim belki bilirsiniz, bahçemizde bir tane Rus armutu vardı. Pek kalmadı galiba. Bilmem bilir misin? Azaldı. Bilirim azaldı. Bilirsin. Evet. Bir de bir bere armutu vardı. Bunlar büyük yaşlı armutlardı. Gitti onlar. Şimdi kestiler gittiler. Yaşlıydılar çünkü. Eğer durağan olursa keserler. Evet. O zaman en iyisi bulunduğunuz şirketi bir koşmaya sokmanız gerekiyor. Koşmaya soktuğunuz zaman hani büyümeye zorlayacaksınız onu. Hava yolunda kolaydı. Hat açıyorduk, uçak alıyorduk. İstersen uçurma, sene sonra zarar edersin hesabını sorarlar. Uçuruyorduk. Uçurmak için ne gerekiyordu? Personel gerekiyordu. İşte hava yolu merkezinde kabin personeli var. Pilot da var da yani onlar da darılmasınlar, onları severim de. Ama kabin çok önemli çünkü servis. Yani hava yolunda uçuş emniyet hepsi zaman akışı olacak da. Ama bir de olmazsa olmaz olan servis oluyor. İşte büyüyünce gencecik kabin personellerini aldık. Tabii yaşlısı olmuyor bunu, genci alacaksın tabii alınca. Ve o arkadaşlar bir harika yaptılar. Aynısı TUSAŞ'ta da öyle. Yani bir hesaba göre 1800'de ama 800 mühendis daha çok bizim imalat mühendisiyle ilgiliydi. Şu anda mühendis sayımız 7000, hepsi pırıl pırıl gençler. Sırtın bana diyorlar, genel müdürüm siz bize çay kahve baklava ikram edin gece yarıları, gece sabah kadar çalışıyorlar. Başka bir şey karışmayın, gerisini biz yaparız, darlanmayın diyorlar. Gençlerin başarısı. Evet, bu çok gurur bir şey, gerici bir şey. Tabii Türkiye'nin tarihine baktığımız zaman her o ayağa kalkışlarda, her kahramanlık öykülerinin temelinde gençlerin rolü çok büyük. Fatih Sultan Mehmet'in şu anda evet, filmi var ya, evet. Daha sakalları çıkmamıştı ya birkaç dizi öncesine kadar. Evet. Ama işte onlara güvenip onların hazır hale gelmesini sağlamak da usta bir yönetici işi, ustalık isteyen bir tabii alan. Tabii şimdi sonuç almak istiyorsanız herhangi bir işte. Tabii ki bileşenler var, finansı sağlamanız gerekiyor, altyapıları kurmanız gerekiyor, proje olması gerekiyor. Ama tabii savunma sanayi olunca siyasi iradenin olması gerekiyor. Yani siyasi irade olmadan TUSAŞ kendi başına, Temel Kotil kendi başına kan yapsa ne olur ki? Hiçbir anlamı olmaz. Yani burada tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gidiyor konu. Beyefendinin bu konuda direkt iradesi var. Yani 2005'te bir sessizlikle ilgili toplantı olmuş. Ben yoktum orada. Olanlar söylüyorlar. Ana resim ortaya koymuş. Yapacaksın demiş yani. Yapacaksınız. Onun böyle yapılıyor. Yani dolayısıyla siyasi irade varsa, finans varsa bir de çalışacak personel lazım. Ama tabii büyüme doğasında olduğu zaman ben eski Rus armutunu, Mera armutunu bulamam artık. Olsa olsa taze bir armut bulurum. Dikirim oraya fidan ve 10 numara meyve verir. Aynısı oluyor. Efendim çok konumuz var tabii ki ama verimli olsun süremizi, verimli kullanalım diye. TUSAŞ'la ilgili biraz bilgi verelim mi izleyicilerimize? Tabii. Ben yanlış hatırlamıyorsam ama sohbet az önce sormuştum. 17 bin
Yaklaşık 17 bin çalışanımız var. Evet. Tabii bizim için bu bir servet bu. Çünkü bu 17 bin kişi uçak tasarlıyor, helikopter tasarlıyor, İHA tasarlıyor, insansız uçak, SİHA tasarlıyor. Öbür kısmı da bunu imal ediyor, yapıyor bunu. Dolayısıyla biz bir makineyiz. İnsan makinesi ama bu güzel bir makine. Yani mekanik gibi basit düşünmeyin onu. Bu makine uyumuyor. Evine gitmiyor gerekiyorsa. Yani mesela Kaan 20 Aralık'ta uçmasıyla ilgili olarak 70 tane video çektik. Ben arkadaşlara dedim ki bir daha bunları bulamazsın. Yani bu gayreti, bu uykusu, evet. uykusuna uyandırıp videolarını çektik. Gerçekten önemli olan insanın kalbinden çıkan gayrettir. Evet. TUSAŞ'ın kuruluş tarihi ne zamandı? Yani bilir miyim? 1973. 73'te. Belki biliriz hemen akabinden Kıbrıs Barış Harekatı oldu. Belki siz gençsiniz, o kadar bilmezsiniz ama çok iyi hatırlıyorum. Ortaokula gidiyordum. Bir Amerikan ambargosu geldi. Yalnız Amerika gazetesi bir şey değil ya. Diyorlar ki Libya ve Pakistan'dan başka kimse Türkiye'ye selam vermez oldu. Herkes bir ambargo uyguladı. Meşhur ambargo dönemi Kıbrıs. Ambargolar durumu. Tabii o zaman tabii Necmettin Erbakan hocamız başbakan yani. Sayın Ecevit başbakan o zaman. Ve karar veriyorlar. Kanunen kuruluyor. Yasa çıkıyor önce. Sonra genel müdür bulmada zorlanıyorlar. Genel müdür bulmada 73'te TUSAŞ kuruluyor. Tabii 73'ten 82'ye kadar, 84'e kadar çok aktivite yok. Çünkü proje yok. Proje yapmak. Bunun hepsinin bir hikayesi var ama ben burada şunu onları anlatırsam çok detaylı olacak. Evet. Bir siyasi muazzaları da var arkasında. Çünkü bir taraftan Erbakancı istiyor, bir taraftan Sayın Süleyman Demirel istemiyor. Şöyleydi, şöyleydi. 84'den Turgut Özal'a geliyoruz. F-16 projesi başlıyor. Ve TUSAŞ F-16'da montaj yapıyor. Tabii o zamanki haberi hatırlarsanız montajcıyız, iyi bir şey değil. Aslında tabii teknisyen yetiştirdik. Yani o kadar F-16 yaparken teknisyen yetiştirebildik. Çünkü F-16'da tasarım yoktu bizim. Yani Amerikalılar her şeyi hap gibi getirdiler. Biz de perçinle çaktı. Montaj ettik onu. Olsun. Ama çok yakışıklıydı ama. Bir fotoğrafları var mesela. Şimdi onlarca F-16 SM'li montaj hattında duruyor böyle. Ama bizim teknisyen arkadaşlar Allah razı olsun sıfır hatayla. Havacılık sıfır hata şöyle. Bir perçin deleceksin, pardon delik deleceksiniz. Önce ince delikle dersiniz. Biraz sonra bir daha bir büyütürsün. Sonra da son şeklini verirsin. Neden? Çünkü yanlış yaparsanız o parça gider. Yani birazcık böyle milimetre değil, milimetrenin altında işte 100 mikron gibi, 50 mikron gibi bir hata yaparsanız o parça gider. İşte bütün bunları biz yaptık. Bu da bir yetenekti. Ama orada oluşturduğumuz teknisyen yeteneğiyle daha sonraki yıllarda Airbus'a Boeing'e parça yapar bir şirket haline geldik. Bu ara İspanya'daki kasa uçağını da yaptık. Birazcık tasarımla azıcık dokunduk orada. Ama asıl büyük devrim 2004. Ne yaptık 2004'te? Türkiye dedi ki, yani Sayın Cumhurbaşkanım dedi ki, o zaman başbakandı. Türkiye kendi savunma sistemini kuracak. Toplamda yoktu. Olanlar söylüyorlar. Maddi problemler olur demişler. Beyefendi demiş, sizin konunuz değil o. Bana aktarılanı söylüyorum. Yani bugün de öyle. Biz de ona çok güveniyoruz. Yani çok para harcıyoruz. Allah için harcıyoruz yani. Bir israf ettiğimiz yok. Evet. Ve ondan sonra Hürk kuşumuz geldi. TUSAŞ özelinden bahsediyorum. Tabii ki bizim vakıf şirketleri var. Yani savunma sanayi, Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Müteahhit Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız. İşin tepesinde o zaten. Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, aynı zamanda SSB Başkanı ve direkt Cumhurbaşkanımız rapor ediyor. Bir taraftan TUSAŞ'ta hissedar olarak SSB var, öbür tarafta vakıf var. Vakıf aynı zamanda Aselsan'da, Havelsan'da, Aspilsan'da bu vakıf şirketlerinin sahibi. Tepede de Sayın Cumhurbaşkanımız var zaten. Şimdi bu ekosistemde herkesin bir özelliği var. Bizim özelimizde Hürkuş'ta başladık. Bu gördüğünüz, şimdi ölçekli değiller bunlar, bu biraz daha küçük aslında. Bu uçakla başladık. Bu uçağı yaptık, uçurduk. Şu anda bundan Çat ve Nijer'e satmış durumdayız. Başka yerde satma durumumuz var. Uçağı yeniden bir de hafifletmek için çalışma yaptık, onu da yaptık. Bu tamam. Şimdi bir dediler bize Kaan'ı yapın. Burada Kaan'ı görüyorsunuz. Kaan'ı konuşacağız. Şunu sormak istiyorum. Beyin göçü denir ya, tersine göç oldu son yıllarda bu anlamda. İşte yurt dışına giden bilim insanlarımızın geri dönüşüyle ilgili hep hikayeler dinleriz. Türkiye'nin
bu anlamda bugün bu gurur tablolarının ortaya çıkmasında beyin göçünün terse dönmüş olmasının payı var mıdır? Yoksa Türkiye her zaman kendi iç dinamiklerinden dünya çapında gerekli olan bütün yıldızlarını çıkartır, toplar diyebilir miyiz? Kaan da çıktı. Yani onu birebir gördük. Hürjet, işte ona geleceğim biraz sonra, Kaan'dan oraya atlayacaktım. Burada ise yurt dışından destek aldık. Kaan'da doğrusu bir destek vermediler. Bizim o çocuklar, gençler var ya, bu işi yaptılar. Onu da anlatacağım zaten, belki ana konumuz o olur. Evet. Şu anda aslında dünyada bir mühendis açığı var. En önemli açık Avrupa ülkelerinde. Hazır yetişmiş elemanı mühendisi bulunca almak için yok, belki de birçok şeyi deniyorlar. Elemanı yok ki. Genç yok ki. Yaş ortalaması benim yaşıma, ben 64 yaşındayım. Daha yaşları var. Yani genci yok ki. Yani TUSAŞ'taki ortalama yaş 30. Almanya'da 50-60. Mühendis teknik adından bahsediyorum. 50. Yani arada dünya uçurum var. Nesi var arada? 20 yıl bir nesildir, bilirsiniz onu. Olmadığı için bizim o insan kaynağımıza her zaman saldıracaklar. Ama mesela Kaan'da çalışan arkadaşları biliyorum. Arkadaşlar söylüyor, biz para için çalışmıyoruz ki buraya. Çocuğumuz geleceği için çalışıyoruz. İnanç oluşmuş. Bu işin bir milliyetçilik tarafı. Ama başka bir tarafı var. Onu da gördük. Siz gençleri heyecanlandıracak bir proje koyarsanız, siyasi erk de arkasında durursa gerisi hikaye. Peki şunu soracağım. Bunları konuşacağız tabii ki. Gökbey'i, Kaan'ı, Hürküş'ü hepsini konuşacağız. Yapamaz. Türkiye yapamaz. Bunu yapmak mümkün değil. Türkiye işte bir iğneyi bile üretemiyor gibi hep sohbetler duyardık. Niye oldu da yapmaya başladık? Şimdi tabii ben çocukluğuma gidersem çok daha acı hikayeler var. Bilmem siz duymuş muydunuz? Tabii ben 80'lerin çocuğuyum yani. 59 doğumluyum. 80'lerde, 70'lerde bu kadardım yani. Hikaye işte 2000 yıllarında, biraz onu uyduruyorum. Yıl hatırlamıyorum çünkü. 2000 yıllarında bütün dünya Türklere kalacak. Güzel bir şey. Çünkü herkes başka gezegenlere gidecek, Türkler gidemeyecek. İnsan bu kadar kendini aşağılamaz yani. Biz bunlarla büyüdük. Ben çocukum bununla. Yapamazsın edemezsin. Mesela ben meraklıyım. Yani Rizeliyim. Rizelilerden bilirsiniz. Ya işte torna, tesviye, böyle fırıncı, ya müteahhit, şey, inşaatçı olur. Girişimcilik mutlaka vardır. Ya, ben evet. Elim de burada, 10 yaşına kadar burada uydum. Kaynak yapmayı, akrabalarım dükkanlarında, Eyüp amcanın, Kazım amcanın. Öğrendim yani, biliyordum. Şimdi İstanbul'da taşınınca gene bir şeyle ufak çukur yaparım. Şimdi pazara gidiyorsun, pazarımız var. Pazara satıyorlar. E'ye alacaksın, yani üçgen E. Bu satarken diyor ki, bu Alman E iyidir, al diyor. Ya o E dedi, bir çelik parçası ya. Bir çelik, üzerine çizikler atılmış, sonra da su verilmiş, sertleştirilmiş mesela. Şimdi biz oradan geldik buraya. Yapamazsa demeden geldik. Ama işte karar verildi 2016'da. 2010'da Kaan başladı da. Ama TUSAŞ'a bunun böyle ana yüklenici sensin, bu işi yap dediydi 2016. O zaman ben tabii yönetim kurulüsüydüm. TUSAŞ'ta bir dönem yönetim kurulüsü, sonra da genel müdür olarak atandım. Yönetim olduğum zaman Türk Hava Yolları genel müdürüydüm o anda. O imzayı atanlardan birim. Yani YK'dan, TUSAŞ'ın YK'sından Kaan sorumluluğunu alma yönetim kurulunda imza atan bir kişiyim. O zamanki genel müdürümüz... 2010 mu bu? 2016. 16. 2010'dan 16'ya kadar daha çok Hava Kuvvetleri eksenli çalışmalar oldu. Sisi'ye geldi, beyefendinin talimatları oldu. Ama bizim önümüze suruluşu 2016. O zaman genel müdürüme sordum. Yani biraz tartışmalı geçti bizim de YK'da. Çünkü hala fikirler karışık, yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye arkadaşlara selam olsun. Aynen toplantı öyleydi. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız tartışması var. Ben de tabii üye olarak, YK yönetim kurulu üyesi olarak genel müdürü hesaba çekme, yani yönetim kurulu genel müdürü hesaba çekerler, ben de çekiyorlar. Bir soru sordum, dedim ki burada mandate kimde? Yani işte bizim iş veriyorlar da sorumluluk kimde? TUSAŞ'ta, o zaman ben imzalarım derim. Şimdi benim inandığım bir şey var. Size bir sorumluluk, yetki önemli değil. Yani yetki verip hiç önemli değil.
Sen sorumlusun denildiği zaman o işi yapabilirsin. Sorumlusun. Sorumluluğu üzerine çektiğin zaman, ben sorumluyum dediğin zaman gereğini yaparsın. Ha bazen derler ki sorumluluk veriyor mu? Yetki vermiyorlar. Hiç problem yok ya. Yetkide hiç problem yok. Bana sorumluluk verin. Yetki boş verin. Evet. Yetki gelir, arkasından gelir. Ben çabalarım, Allah ona verir. Sorun buydu, imzayı attık. Öyle başladı. Ama fiili çalışma, ha, o arada tabii o imza atıldığı zaman TUSAŞ'ın kendi içinde, ben yaka üyesiyim, genel müdür değilim, 60 kişilik bir ekip vardı, Milli Muharip ekibi. Çünkü biz imza attıysak gökten imza gelmiyor. Çünkü bizim bir ekibimiz SSB ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı, sonra başkanlık oldu. Yani daha önce bakanlığa bağlı olan şeyi Sayın Cumhurbaşkanımız kendine çekti. O zaman başkan oldu, daha önce müsteşardı. Dolayısıyla o dönemlerde çalışan bir 60 kişilik grup vardı. Biz de imzayı attık. Allah nasip etti. Ekim'de de ben de genel müdür oldum oraya. Ama 60 kişinin çalışması tabii düşük profilli bir çalışma olur. Şimdi 60 kişi yapacak bir iş değil bu. Şimdi 7000 tane mühendis var diyorsunuz. Genel ama bunda 1500 var. Evet. Hepsi segment olmuştu. Yani değişik bölümde. 60 mühendis vardı orada. Dokümanlar hazırlanmış bir sistemle ilgili. Kontrat imzalanacak. Kontrat bazen iyi dokümanlar, ha, içinde her şey yazar. Ben ne yapacağım? Aldım okudum işte, aldım okudum onları ilk günlerinde. Sonradan bir sistem İngiliz şirketi, belki bilirsiniz. Onlar bize böyle teknik destek, technical support vereceklerdi. 100 kişilik bir mühendis kadrosuyla bizi 3 yıl boyunca, 4 yıl boyunca. Sonra biz bir yıl kısarttık onu. Hani öne aldık, uçuşta erken oldu ya, kısalttığımız için şey oldu. 4 yıl boyunca bize teknik destek verecekti. Kontrat buydu. Bunu da İngiltere Başbakanı Bayan'dı, Theresa May. Ve Binali Bey Başbakanımız, Binali Bey'in huzurunda imza attık. Ve orada söyledik zaten, bu uçak Allah'ın izniyle dünyanın en iyi uçağı olacak. Çok büyük bir fayda. Ama Allah'a güvenerek söyledik bunu yani. Şüphesiz. Onu da söyleyeyim. Asıl şey o. Yani asıl çalışma o. Şimdi 60 kişi var. İngilizler de 100 kişi getirecekler. Mübarek gelmiyor. İstediğimiz şeyde, esnafta insan gelmiyor. Uzmanlık sahasına gelmiyor. Bazı uzmanlıklar bizde Türkiye'de çok az. Onlarda daha çok. İşte 62-70 ne olacak, 80 ne olacak, böyle çok kök söktüğümüz yıllar var. Ama Allah Teala bugün orayı 1500'e getirdi ve Kaan uçurdu 1500. Evet. Efendim şimdi şu anda TUSAŞ bünyesinde Kaan, Gökbey, Hürkuş, Hürjet var. Kaç ana başlıklı proje var şimdi? Şimdi sabit kanat dediğimiz Hürkuş'umuz, Hürjet'imiz ve Kaan'ımız. Şimdi dikkat ederseniz böyle büyüklükleri ve fonksiyonelliğiyle bir yelpaze oluşturuyor. Şimdi TUSAŞ olarak bizim politikamız hava kuvvetlerimizin ihtiyacı olan ihtiyacı A'dan Z'ye gidermek. Yani bir proje yapıp başarılı olmak değil. Bizim amacımız Kaan uçtu, tamam uçtuysa uçtu. Aslında bugün derim onu ben. Uçtu ama asıl olan onu uçuracak insanları yetiştirdik biz. Bizim amacımız hava kuvvetlerinin bugün ve yarınki ihtiyacını giderecek sistemleri kurma derdindeyiz. Evet, görüntüler de bu arada ekranlarımıza yansıyor. Evet, önemliydi bu. Evet. Ben yoktum ama o zaman. Ben Ankara'da yoktum. Evet, tam gününde yokmuşsunuz. Yoktum. Şöyle oldu, normalde bu salı günü uçacaktı. Tabii biz böyle uç dediğimiz zaman uçmuyor. Elbette. Test pilotumuz ne derse öyle oluyor. Teknik ekip var, değerlendiriyorlar. Ve çarşamba günü Almanya'da, Hamburg'da Airbus'un tepe yönetimiyle toplantım vardı. Aydan önceden ayırmışız onu. Tabii şimdi İstanbul'dan Ankara'ya geçtim. Ve Almanya uçacağım. Uğur Zengin. Yani bu işte genel müdür yardımcımız, o da 10 numara bir arkadaş. Yani şeflikten buraya kadar geldi, daha içeriden büyümüş böyle. Gençcik bir arkadaş. Telefon etti, genel müdürüm dedi, biz bugün uçmak istiyoruz. Düşündüm, ben yokum. Dedim, olsun, siz uçun. Ne güzel ama, bu bile büyük bir şey. Ben Duvet'ciyim. Yani. Ben havalimanındaydım, hala uçuş başlayacak, başlamayacak. Ondan sonra uçağa geçtim. Sağ olsun Hamburg uçağı da büyük uçaktı. Belki bilirsin Türk Hava Yolları'nın büyük uçaklarının hep online bağlantı var. Evet.
Bağladılar beni. Gidene kadar mesaj attım, mesaj aldım, şunu yaptım. Gidene kadar yani yolun nasıl geçtiğini anlamadım. Uçak uçtu. Emniyetli bir şekilde Allah bunu yere kondurdu. Bir devrim bu. Büyük bir olay. Gerçekten büyük olay. Ve dünyada gitmesi gereken sesi getirdi. Kesinlikle. Bizim beklentimiz üzerine ses geldi. Yani uzman dergiler, uzman yayınlar var yani şimdi popüler olarak sektörü herkes. Anlamda evet. Tabii popüler var da mesela Almanların bir tanesi yazı şöyle başlıyor. How come alliteration diye devam ediyor. Yani Türkler nasıl beşi nesil yaparlar? Biraz da moral bozuyorlar bile diyorlar yani. Yani sürpriz ama moral bozucu. Böyle İngilizce'de böyle bir tine başlıyor. Tamam olur. Bana çatabilir yani. Bizim atımız eşek diyebilir. Hiç problem yok. Ama aşağıda F-22 ile ki dünyadaki en güzel, en büyük uçaktır. En önemli uçaktır aslında. Peki. Amerikalılar bunu kimseye satmıyorlar. Stratejik asettir. Buna air superiority diyorlar. Yani bir hava sahasında iki uçak karşılaştığı zaman F-22'yi karşı tarafın vurmaması gerekiyor ki o zaman air superior olsun. Amerika ya bu. Evet aşağıda yazıda tablolar var. F-22 ve Kaan. Ve rakamlar var. Bizim rakamlar, onlar rakamlar. Yakın gitmişiz bayağı ya. Ya ben de şöyle diyorum. Tabii ki F-22'ye benzeyecek. Bizim hava kuvvetleri Amerikan hava kuvvetlerinden geri değil ki. Yani istekler, tanımlar hava kuvvetlerinden gelir. Kuvvettir, kullanacak onu. Dediğim gibi dünya bayağı şaşırmış buna. Biz o kadar şaşırmadık. Çünkü onun öncesinde Hürjet'i yaptık. Onu da size anlatırım yani. Evet, şimdi herkes tabii Kaan'la ilgili hikayeyi merak ediyor. Sanırım Kaan konusunda ama Hürjet onun kadar önemli. Köydeki dedemizden, teyzemizden şehirdeki gencimize kadar herkes gurur duyuyor. Kaan'ı konuşacağız ama Hürjet'le ilgili genel müdürüm ifade etti. Önemli diyor. Tabii. Dinleyelim efendim. Şimdi şirkete geldik. Hurkuşumuzu yapmışız. Allah razı olsun benden önce genel müdürümden. Ama biraz daha iyileştirmeler oldu. Ayrı bir konu. Şimdi yeni bir uçak yapmamız gerekiyor. Şimdi Kaan farklı bir genel müdür yardımcılığına dönüştürdük. O küçük ekibi aldık, dışarı çıkardık. O genel müdür, bizim genel müdür yardımcılığıdır ana oyuncularımız, eksekutif olanlar. O uçak genel müdür yardımcılığı için çıkardım onu dışarıya. Bir tane genel müdür yardımcılığı yaptık onu. Dolayısıyla Kaan ayrı bir kulvarda gidecek. Şimdi uçağın işi bitti, boşa düştüler, ne yapacağız? Tartışma şu, bunun bir yolcu uçağı yapabiliriz. Yani 19 kişilik. Bunu sistem kullanarak bir 19 kişilik yolcu uçağı yapabiliriz aslında. Bunu tartışıyoruz. 19 kişilik yolcu uçağı mı yapalım? O arada İsmail Başkanım, SS Başkanım, bizim patron yani şu anda da Haluk Körk'ün patronumuz. Dedi ki, bu Milli Muharip Uçak, yani Kaan ismi soranını aldı. Hı hı. Kod ismi Milli Muharip Uçak. Projesi olduğu zaman onun önünde bir jet eğitim uçağı vardı. Devlet demiş ki, önce jet eğitim uçağını yapalım, sonra Kaan'ı yapalım. Böyle. Yani merdiven atlanmaz. Yani bu birinci basamaksa, bu ikinci basamak, bu da üçüncü basamak. Bunu yapın dedi. Güzel. Sessizlikten çıkmadı. Yani icra kurulu var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığı yapın. Tamam, sessizliğe gitmeyeceğiz. Ne demek? Para almayacağız. Ama şirketin parası, tabii biz de devlet şirketi, devletin parasını kullanacağım. Öz kaynakta bunu yapmaya başladık. O da ilginç, evet. Evet, ama hava kuvvetleri entegre durumdayız. Yani kafamıza göre bir şey yapmıyoruz. Şüphesiz. Evet, ve iyi para harcadık. Ve bu uçağı Allah Teala geçen Nisan ayında uçurdu. 25 Nisan'da uçtu bu. Allah'ın izniyle. Bu asıl büyük devrim buydu. Yani bu ücretle ilgili süreç Nisan'da uçtu. Bir yıl neredeyse geri kalıyor. Aradaki fark bir yıl. Evet. Şimdi ne zaman tam anlamıyla envantere girmiş olacak? Ordumuz bunu kullanmaya başlayacak? Şimdi Hürjet Allah'a şükür çok iyi gidiyor. Biz gelecek yıl baş itibariyle Hava Kuvvetleri'ne vereceğiz. Hava Kuvvetleri bize 14 tane sipariş verdi Allah razı olsun. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sisik'ten, Hava Kuvvetleri Komutanımızdan, Milli Savunma Bakanımızdan aşağı doğru geldi böyle SSB'den. Şimdi onları teslim edeceğiz. Tabii bir uçak yapıldıktan sonra ilk uçuşu, test uçuşu, bütün keskin manevralar yaptırmanız gerekiyor. Şimdi uçak yapılınca veya helikopter veya İHA yapılınca önce bunları test pilotları uçururlar. Test pilotları altındır yani. Normal pilottan da işte onlar da şey olsun, gümüş demeyeyim, kıyamam onlara da. İşte altın plastır diyelim buna.
Çünkü o uçağın, yeni uçakta her türlü arıza çıkabilir. Tabii. Her türlü test davranış yapabilir. Pilot arkadaş adeta 7/24 uçarken, yani pardon 7/24 demeyeyim de uçarken her tarafa dinlemesi gerekiyor. Bir, ikincisi test uçağı da yere bağlı. Belki halatla yere bağlamıyorsun ama elektronik, dijital olarak yere bağlı. Her tarafına sensör var, her tarafına... Müdahale açısından değil mi? Tabii bakıyoruz, pilot görmese bile biz sıcaklık arttı, motorun şeyi nedir, harareti ne oldu, şusu ne oldu, etkisi ne oldu, tepkisi ne oldu, bunların hepsine bakarız. Öyle bebek gibi uçuruz onu yani. Hani güvercin, balkonumuza bizim güvercin yaparlar. Eşim Remzi Hanım da şey yapar yani, sorun olur ama... doğal olarak balkon kirletiyorlar. ama ana onu iter böyle. Bunu iter böyle ana. Hazırlar onu. Hazırlar onu. En de sonunda atar onu. Camdan aşağı atar onu, uçurur onu. Bizim ilk uçuşta böyledir bunlar. Ama ondan sonra bu uçağın devamlı uçması gerekiyor. İşte bunu bir yıl, iki yıllık bir test uçuşları var. Gökbeyin uçuşları da bitmek üzere şu anda Allah'ın izniyle. İnşallah Gökbey helikopter. Bunu da yakında vereceğiz. Ama şöyle oldu. Bunu yaptık. Bitti. Sonra buna geldik, uçurduk. Ama bunu uçururken, daha önce bunu yapmadığımız için, mesela Boeing de benzer bir uçak yaptı. İki tane var dünyada, bir bizimki, bir de Boeing'i var. Boeing henüz daha teslim edemiyor, biz daha önce teslim edeceğiz galiba. Şükür. Boeing Amerikan Hava Kuvvetleri'ni yapıyor, bizim Hava Kuvvetleri'mizi yapıyoruz. Bu Boeing uçağı, pardon, Boeing şirketi daha bu konuda tecrübeli olduğu için büyük ihtimalle bizden farklı davranmıştır. Biz tecrübesizliğimizden dolayı ayrım bordunu yaptık, yerde test ettik, onu test ettik, bunu uçurduk, burasına baktık, şunu test ettik, bunu kırdık, bunu şöyle yaptık derken belki de Boeing'in yaptığı çabanın iki katını verdik. Doğru. Daha fazla efor. Bizim tabii uyku gerekmiyor bizlere, bizim gençlere. Onun için iki kolay oluyor. Ve ilk uçuşunda akıl almaz, smooth, yumuşak bir uçuş yaptı. Yani orada test pilotu desin yıllardan beri bu uçağı uçuruyor. Aşağıda söylenen bu. Tabii bu aslında test pilotumuz bunun simülatöründe uçtu. Amerika'da bir uçağa bunun işletimcisi her şeyin bilgilerini koyduk, orada uçtu. Yani yaptık yani. Böyle şey amatörce bir şey yok orada. Birçok şey denendi. Fıt diye gidiverdi. Şimdi ben oradan inandım ki Kaan da aynısı yapacak. Ve Allah utandırmadı. Evet. Peki Hürjet'le ilgili işte 2025'in ilk döneminde inşallah teslim yapılacak. İlk etapta bu tabii başka bir odaklanan nokta bu. Ne zaman bizim ekipler ayrı. Yani bu da ekibinde Atilla kardeş var. Atilla Doğan başında var. O Zengin var başında. Bizim bir sürü silahşörümüz var böyle. Genel evet. Yardımcımız. İHA'nın başında Mustafa Bey var. Helikopterin başında Mehmet Bey var. Geçen bilet oldu. Allah şifalar versin. İyidir şu anda. Yani sonuçta böyle uyduğumuz başında Lokman Bey var. Merkezi mühendisliğimiz var. Özkan. Yani Fahrettin Bey uçak yapısalları, yani 10 numara ekibim var, bir de başka çalışanlarım da var. Evet, zaten ekip olmak sanırım bu iş, bu başarının arkasındaki bir değer olumsuz. Yani bir tutkulu olmak gerekiyor. Hı. Yani şimdi ben bunu yapacağım. Şimdi bu tabii nefis değil ha. Yani Allah nasip ederse yapacağım demek istiyorum da. Ama yani ısrar ediyorsunuz yani. Bir diyor ki olmaz diyor. Ben hatırlıyorum, bundan aşağı yukarı 4 sene önceydi. İstanbul'da da evimiz var bizim. Orada bir markete gittim. Tanıdı beni bir genç. Dedi Temel Kotü, evet dedim. Ya dedi siz dedi milli muharip uçak yapacakmışsınız. Nasıl yapabilirsiniz ki? Teknik olarak ne yeteneğiniz var ki? Moralim bozulmaz benim. Ben bilmiyorum ne kadar tanıyorsunuz beni de. Evet, ben hayatımda morali bozulmayı bilmem. Olur dedim. Yani içeriden dışarıdan da şirket içi dahil o kadar inanç konusunda sıkıntı vardı. Ama bilinen bir gerçek var. Siz siyasi irade masadaysa finans, para bulmanız gerekiyor. Yani parası iş olmaz. Mutlaka. Finans masadaysa bunu yapacak olan teknisyen mühendisinde varsa... Uyumaya niyetleri de yoksa... Tabii ama o zaten uyumuyor. Bir kere kaptırıyor kendini. Yani. Kendini kaptırıyor. Evet. Yönetim olarak da biz onlara gece yarısı baklava ve çorba ikram ediyorsak bu iş olur. Gerçekten Kaan'ı baklava yaptı. Evet. Ziraat Bankası Genel Müdürü'nü de baklava gönderdi. Allah razı olsun. Selam ediyorum ona. Peki, şimdi şu merak ediliyor olabilir. Motivasyon içinde mi? Hürjet emsal anlamında hangi uçaklara benziyor? Boeing'in Red Hawk.
Ondan sonra bizim uçak. Korelilerin bir tane var ama o biraz eski tasarım, T-50. Biz ondan daha iyi olduk. F-16 diye bilinen uçakların... Yok, F-16'nın altında bu uçaklar bunlar. Evet. Tabii bu eğitim eksenli bir uçak ama üzerine silah takıyoruz. 3 ton bomba taşıyabiliyor. F-16 olursa bu yukarıda çıkıyor bu. Anladım. Küçük bir F-16 bu. Ama her uçağın oturduğu bir yer var. Yani sonuçta Kaan, işte Amerika yapıyor, Çin yapıyor, Türk yapıyor. Bir de Rus yapıyor. O ayrı bir dünya. Ama bir tarafta işte Hürkuş'un bir Super Tucano, Brezilya alternatifi var. Biz bizimkinin ondan daha iyi olduğunu söylüyoruz. Bunun da Boeing alternatifi var. Boeing daha teslim etmedi. Bakalım önce kim teslim edecek? Evet. İnşallah. Yarışıyoruz yani. Biz Boeing'le de yarışıyoruz. Hem kazanacağız. Peki Hürjet'le ilgili kaç tane şu ana kadar yapıldı? Hürjet'ten 2 tane yaptık. Pardon, Hürkuş'la. Hürkuş'ta 15 tane yaptık. Şimdi 60 tane daha yapıyoruz inşallah. Hava kuvvetlerimiz yapıyoruz. Satıyoruz bunları. Güzelce satış yapılıyor. Para kazanıyoruz da. Ne güzel. Şu ana kadar kaç tane? 15 bitti. Diğer 60'a evet. Başladı. O da İki ülke dediniz değil mi? İki ülke dediniz. İki ülke şimdilik evet. Sattık. Ayda 2-3 tane bundan yapıyoruz şu anda zaten. Peki ihtiyaç duyulduğu zaman Türkiye ayda kaç tane yapabilir bu? Şimdi onu bir net söyleyeyim. Şimdi bunlar ölçeklenebilen projeler. Ne demek istiyorum? Böyle bir uçağı yapmak için bunu parça parça yapıyoruz. Section section diyoruz ona. Tamam? Dört parça. Kanadını ayrı yapıyoruz, kuyruklarını ayrı yapıyoruz. Bunlara koji diyoruz. Bunları tutan, bir şeylerin üzerine tutup yapmanız gerekiyor. Ya yani bunlar küçük küçük levhalar birbirine perçinlenerek gerçekleştiriyor. Bu şekilleri alması için. Onun tasarım var, analiz var, hepsi var. Şimdi bir set yaparsanız onunla bir tane olur. Ama o oradan bir üretim hattından girip öbür taraftan çıkması 6 ay sürer. O zaman şimdi ayda bir tane yapmam gerekiyorsa 6 tane hat kurmam gerekiyor. Ayda 2 yapmam, 12 tane kurmam gerekiyor. Limit yok. Yani hangar sayısını, o şey dediğim şeyle tutucular da Türk'teki sanayiciler yapıyor onları. Koca koca demirler ama düzgün durması için bunu tabii. Dolayısıyla ihtiyaç neyse biz ölçeklendiririz. Teknisyen çok kolay yetiştiriyoruz. Biz yılda 1000 teknisyen şu anda 6600 teknisyen var. Alarak geldik. Okullarla iç içeyiz. Mesela yüksekokul, Gazi, Kahraman Kazan, TUSAŞ, Meslek Yüksek Okulu, 2 yıllık okul. Bir sponsoruz oraya. Yatırım da verdik, para da harcadık oraya. Mesela oradaki gençler haftada 2 gün bize geliyorlar, 3 gün okula geliyorlar. Yani kebap. Bence de iyiymiş. Biz 2 gün parasını veriyoruz onlara. İyi de para kazanıyorlar. Ama 10 numara yetişiyorlar. İşte ben bunu çok fazla ölçeklendirebilirim. Anladım. Sorunuzun cevabı, Allah savaş maaş vermesin. Herhangi bir sayıya çıkabiliriz. Onda hiç problem yok. Teknisyen, koji, hangar, malzeme, kesici, CNC tezgah gerekiyor. Bunlar hep yapılabilir şeyler. Çünkü bir taneyi yapıp uçurduktan sonra, sertifika verdikten sonra gerisi kolay. Evet. Gökbey'deki durumumuz? Gökbey son testlerini yapıyor şu anda. Jandarmaya teslim edeceğiz onu inşallah. 4 helikopter aynı anda test yapıyor. Biri Erzurum'da, biri başka yerde, biri başka yerde böyle. İzmit'te. Yani dolayısıyla inşallah yakında teslim edeceğiz onu. 2024'te o zaman teslim anlamında bir 2024 mümkün müdür? Önümüzdeki günlerde olmasını istiyoruz. 24 dediğinde koca 24 o. Evet. Bundan ayda 2 tane üretiyoruz şu anda zaten. Ha, çok güzel. İnşallah. Çok güzel. Zaten bizim kural şöyle, en azından ayda 2 tane üret. Çünkü müşteri kapıda bekliyor yani. Bunların her biri için yani bekliyor. Yani Atak 2 de aynı şekilde. İnşallah bu yıl sonunda hava kuvvetlerine veririz. Atak 3. Pardon. Ya Anka 3. Düzeltiyorum. Atak 2 de var da. Dolayısıyla yani bizim 2 tane en azından yap. Yılda 24 tane ver. Yap. Ama şu anda Anka'dan. Anka 1'den yani. Biz şu anda 5 tane yapıyoruz. Ne güzel. Kaan, evet. Efsanemiz diyelim Kaan için. Uçuşunu bir kez daha söyleyelim ki Türkiye'de insanların kilitlendiği bir uçuştu. Doğru. Herkesin heyecanla takip ettiği bir uçuştu. Kaan'ın hikayesini biraz daha detaylı dinlemek isteriz Sayın Tabii. Kaan. Şimdi dedim ya Kaan 2010'da Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen söyledi. Milli Muharip uçağı olarak söyledi. Milli Muharip olarak evet. Başladı.
Önemli bir proje. İşte o yıllar Hava Kuvvetleri'nin SSB'nin bir ihale dokümanları işte ana prensibe koymasıyla çok geçti. TUSAŞ'ta işte 2015'lerde bu işe bir angaje oldu. 2016'da resmi olarak sorumluluğu üzerimize aldık. Ve işte bu da uçtu şu anda. Tabii bütün bu süreçlerde bizim ana fokusumuz şuydu. Uçağın uçması çok önemli, emniyet uçması daha da önemli ama bunların ötesinde önemli olan insan kaynağının yetişmiş olması. Bir şey idame etmeniz gerekiyor. Şimdi böyle uçtu, ne olacak şimdi? Bunu benim götürecek insanım var mı? İşte o insanlar da böyle yetişirler. Sonra bunun tesislere ihtiyacı var. Mekanik testleri var, yıldırım testleri var. Biz havada yıldırım düşmesini istemeyiz. Önce biz düşüreceğiz yıldırımı. Mesela 3 milyon voltta test yapacağımız bir ortamımız var. Büyük bir lab. Türkiye'deki en iyi lab. Yani Avrupa düzeyinde, belki de Avrupa'da birincidir. Ondan sonra rüzgar tünelimiz Avrupa'da ikinci. Bunun testlere devam etmesi gerekiyor. Mesela her bir kağan böyle vinçle kaldırılıyor. Yani bu 20 ton, 25 ton ha, öyle küçük bir şey değil. Bir platform. Ondan sonra radar, yani o binanın içinde koca bir bina. İçinde radar buna sinyal gönderiyor ve geri geliyor. O sinyalle görülüp görülmediğine bakacağız. Yani seri üretimdeki her bir kağan o odadan geçecek. O da dediğim Türkiye'deki en büyük hangar. Mesela bir tane daha laboratuvar yapıyoruz. Bu giderken elektromanyetik dalga yayınlıyor. Onu dinleyeceksin. Ne yayınlıyor? Yani düşman da seni dinler ya. Mesela o laboratuvar, mekanik test labı, bu bitti mesela. Şimdi dolayısıyla biz Kaan'da amacımız yalnızca ilk uçuş değil, bunu yapacak olan ağacı meyveleyecek hale getirmek. Bir de siz ağaçlar 5 yılda meyve verir genelde. 5 yılımız geçti. İlk meyveyi verdi. Bundan sonra bol bol meyve alacağız. Bol bol evet. Şimdi 3 tane kağan yapıyoruz. Arkadan 3 tane daha kağan yapacağız. 2 tane daha kağan yapıyoruz. 2 kağanı mekanik testlerde kullanacağız. 6 kağan test uçuşları yapacak. Ondan sonra 2028 Sayın Cumhurbaşkanımızın buyurduğu gibi 20 tane yapıp Hava Kuvvetleri verme durumumuz var. 2028'de. Evet. Peki hani iddialı bir şeyler bunlar. Evet. Özellik anlamında birkaç başlık sunalım mı izleyicilerimize? Tabii. Mesela şimdi kağanı diğerlerinden ayırtan özelliklerle ilgili. Şimdi F-16 çok iyi bilinen bir uçak. Evet. Belki dünyada da en çok yapılan uçaktır F-16. Başarılı bir uçak ama 100 yıl önceki bir uçak o. Sonra Eurofighter ve Rafael var. Eurofighter bir konsorsiyum. Airbus Defense'in bir ürünü. Alman'da bir konsorsiyum ürünü. Eurofighter diye geçiyor. Tamam. Fransızların bir de Rafael diye bir uçakları var. Dassault'un. Dassault firmanın adı. Yaptığı bir uçak var. Dassault aslında küçük şey uçakları, business jetler de yapıyor. Bir uçak var. Şimdi bunlar bir yelpaze oluşuyor. Tabii F-18 de var, F-15 de var. Yani onlar biraz daha eski. Böyle bir yelpaze var aşağıda. Bunlar 4. nesil uçaklar. 4 eksi nesil uçaklar. 4 eksi nesil uçaklarda manevra kabiliyeti yüksek olması gerekiyor. Çünkü it dalaşı diyorlar. Dogfighting yapacak. Uçağın iki görevi var. Bir, kaç taraftan gelen uçağı karşılaması gerekiyor. Superior olması gerekiyor. Onu indirmesi, onu vurması gerekiyor. O kendini vurmadan. İkincisi de kara hedeflerine radar olur. Veya ne bileyim bir topçu olur, tank olur. Onu yukarıdan vurması gerekiyor. İki hedefi var. İki sorumlu var. Bunlar tabii soğuk, yani İkinci Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş döneminde geliştirilen teknolojiler. Yani dogfighting işte. Aynı şekilde Rusların Su-35'i var. Sukhoi-35'i var. Çok dik kalkar, döner, manevra yeteneği yüksek. Tamam, bu nesil böyle. Şimdi daha sonra teknolojide gelişmeler, radar teknolojisi ki yüzlerce kilowattlık enerjiyle basıyorsun. Eğer yüzlerce kilowattlık enerjiyle radyola gönderirsen tabii ki onlarca kilowata göre daha uzağa görüyorsun. O zaman uçağa yakın gitmene gerek yok, dogfighting'e gerek yok. Çünkü radar onu görünce ilgili füzene diyor ki bu burada koordinata git ona diyor. Onun yeri değişince radar diyor ki bak yeri değişti, sen şimdi peşine git diyor. Böyle. Şimdi bir de ESR radar diye bir şey yok. Aselsan yapıyor. Allah razı olsun onlardan. Şimdi yeni radar teknolojisinde hani uydu uzay filmleri var ya, bilim kurgu radar böyle
ışık çıkarır gibi düşünün, hani lazer gibi çıkarır düşün. Lazer dediğim zaman radyo dalgası olacak, lazer olmayacak o. Birçok hüzme gönderiyor, o fiziği takip ediyor, o fiziği takip ediyor, uçağı takip ediyor, aynı anda. Dolayısıyla Kaan birçok yere aynı anda ateş ediyor. Hepsi otomatik, yapay zeka var içinde, o birilerine yok. Öbürlerine de koyarsın da ama gücü yok. Bunda iki motor var. İki motor olduğu için iki jeneratör var. İki F-16'da tek motor var. Eurofighter'da iki tane küçük motor var. Şimdi dolayısıyla bunda enerji çok, onlarda nesil olarak az. İşte yeni nesil, beşinci nesil savaş uçakları yakın gitmesi gerekmiyor. Çünkü üzerinde elektronik savaş sistemi, radar sistemi veya ışığı gören, yani infrarödü gören sistemleri çok daha gelişmiş. Uçak zaten bir tane küre içinde gibi sağını solunu, arkasını önünü görüyor. Bir şey gördüğü zaman da ona ilgili füzeleri sıralı yönlendirebiliyorlar. Süper kruz yapıyor, bu çok önemli. Şimdi normalde F-16'lar veya Eurofighter'lar süpersonik uçmak istedikleri zaman motorun ikinci yan modası var, afterburner diyoruz. Şimdi 15 Temmuz'da belki hatırlarsın, Sayın Cumhurbaşkanımız demişti, alev uzaması oldu. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz'da gökyüzünde bir F-16 vardı. Bu kalkışmadaki pilotların yaptığı evet. gibi orada afterburner ikinci yan modasını çalıştırdı ve bomba gibi patladı. Aslında normal, o alev uzaması oluyor. Hı hı. Beyefendi dediği bu. İşte bu Eurofighter'lar, Rafael'ler, F-16'lar süpersonik hızı sessizin geçebilmek için ikinci yan modasını çalıştırırlar. Tamam. Çalıştırırsa görürüm onu. Hı. Çünkü ışık çıkıyor ondan, infrared. Bizim sensörlerimiz yani radar değil, aynı zamanda ışığı da algılayan sensörler var. Bir görürüm onu. Bir de yan modasına adeta yani bahçe hortumu gibi yakıt çakması gerekiyor. Çünkü verimsiz bir yer, bir odada alev, ateş hı-hı. yakıyorsun. Onun için de yakıtı hemen biter, 7-8 dakika süpersonik gider. Ama Kaan'da veya bunun karşıtı olan Rus uçağı, Çin uçağı, Amerikan uçağında afterburner çalıştırmadan uzun süre gider süpersonik olarak. Ona da süper kuruz diyoruz. Bunun yeteneği var. Bu uçaklar görülmesin diye bombaları içeride saklarlar. Kapaklarını açıp bırakırlar. Aynı uzay gemileri gibi. Hı hı. Dolayısıyla bu uzay teknolojisi, biz de oradayız. Peki F-35 ile zaman zaman kıyaslandı. İşte F-35 programından çıkartıldı Türkiye. Artık bizim karnımıza ihtiyacımız yok gibi söylemler de duyduk. Bu anlamda bu söylemlere nasıl bir Şimdi şirkete ilk başladığım zaman beni gezdirdiler. Amerika'da bayağı her şeyi de gösterirler, F-35'i de. Bir boyandıkları yer göstermediler, boyanıyor yani, görünmemezlik boyası evet. varında. F-35'te anlattılar böyle. Biz de aslında iyi iş yapıyorduk, orta gövde yapıyorduk, sıfır hatayla yapıyorduk yani. Biz çok iyi onlara yardımcı oluyorduk. Sonra bizi attılar dışarı, haksızlık, 10 numara haksızlık. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanım, Milli Savunma Bakanlığı, gerekenler hep söylediler, devam ediyorlar. Ve bizim elimizdeki işleri de aldılar. Burada paramızı da kaldırıyor. Ama şunu söyleyeyim, bizim Kaan çalışanların kamçıladı bu. Yani hiçbir şey boş değil yani. Evet. Yani şimdi sen gence yan bakarsan, o da sana double yan bakar yani. Onu bilin yani. Gereğini yapar. Gereğini yapar. Yaptılar diye. Evet, şükür. Kaan'la ilgili anlaşılan güzel haberler almaya devam edeceğiz önümüzdeki süreçte. İnşallah belki de bugün henüz hiç konuşmadığımız başka bir uçağımız, başka bir dünya çapında yıldızımız ortaya çıkacaktır. Buna hazırız artık. Buna alıştık artık. Yok yani. Şimdi şöyle, TUSAŞ gibi büyük şirketler, Lockheed Martin de öyle. Biz bile konuşmadığımız şeylere de çalışırız. Çok ama güzel. Düşük profilde çalışırız. Çok da para harcamayız, paramız olmaz orada. Biz her şey üzerine gelecekteki savaş sistemleri, uçaklar, helikopterler, İHA'lar konusunda çalışırız biz bunları. Ama böyle tam ölçekli Kaan uçuracak gibi bir ölçüye getirmeyiz onu ta ki bir gerçek proje olmadıktan sonra. Şu anda bizim objektifimiz şu, ama onu da çok net olsun. Hı hı. Şimdi sabit kanatta uçağımız var. Bütün cari uçakları kapsıyor. Yani küçük pervaneli hürjetimiz, karşıda Süper Tucan'a başka uçak yok. Hürkuşumuz düzeltiyorum. Hürjetimiz, karşıda Boeing, başka yok.
Kaan karşıda F-22, Su-57 veya J-20 Çin uçağı. Başka bir şey yok. Şimdi biz bunları tutturmamız lazım. Bunları mükemmelleştirip müşteriye vermemiz lazım. Müşteriden dönüşte müşteri hava kuvvetlerimiz. Her şeyden önce Kaan'ın müşterisi Türk Hava Kuvvetleri'dir. Ondan sonra onlardan dönüş almamız gerekiyor. Bizim önümüzde böyle İngilizce olacak ama çok bloody yıllar var. Çok zorlu yıllar var. Evet. Şimdi onlar olduğu için de tutup da yeni bir proje yapacağımız burada demeyiz onu. Bu tabi sabit kanat ama helikopterde devrim yapıyoruz. İşte Atak helikopter. Nedir o devrim? Atak bildiğimiz Airbus'un, Airbus Defense var bilirsiniz. Airbus helikopter, Eurocopter. Airbus Defense'in Tiger denilen bir helikopteri var. Tiger. Bizim de T-29 Atak helikopteri var. Ben iddia ederim ki ondan daha iyi. Ve satıyoruz da. Bol bol satıyoruz. Atak'ta şu anda kaç oldu sayı? Hatırlıyor musunuz genel müdür toplamı? Yok, içeride 82, yurt dışında 12. Şimdi biz tekrar bir 12 daha sipariş almak üzereyiz. Olur inşallah yakında. 24 olacak. İyi paraya satıyoruz bunları Allah'ın izniyle. Şimdi dolayısıyla orada bir aktivitemiz var. Bir de büyük atağımız var, 11 ton. Belki bilirsiniz Amerikalı buna karşı gelen Apache'si var. Apache'den daha iyi olduğunu söylüyoruz. Daha çok patlayıcı taşıyor, daha güçlü, kuvvetli, daha iyi bir helikopter. Rusların da Mi-21 var, ondan da iyi. Şimdi bu iki helikopter, Atak helikopterini biz optimize edip, zaten Atak zaten optimize gidiyordu, Atak 2'den bahsediyorum. Hı hı, evet. Bunu götürmemiz gerekiyor. Aynı şekilde Gökbey'imiz var, 6 ton. Bu dünyada en çok satan bu tip helikopterler. 12 kişi alıyor. Mavi helikopter. İsmini Sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Gökbey. Tuttu da yani. Skymaster yani. Tuttu da. Yani dünyada da ses getiriyor. Şimdi biz bunun seri üretimi ayda 2 tane, yıl sonra 24 tane bunu halletmemiz gerekiyor. Hemen onun karşısında bunun da bir 10 tonluğunu koyduk. Onu yapıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü'ne öncelikli 8 tane yangın söndürme helikopteri yapıyoruz. 11 tonluk büyük helikopter. Gökbey'den büyük yani. Şimdi onu da bitirmemiz gerekiyor. İHA'da, SİHA'da Anka 1, Anka 2, Anka 3 onları bitirmemiz gerekiyor. Uydu gözetleme uydusu hem kameralı hem radarlı. Haberleşme uydusu. Yani yeterince içeriye... İş yani, var. Var. Peki, yani onun için diğerlerine bakmamamız evet. gerekiyor. Peki şunu ama sorayım. Ama devlet görev verir ayrı konu. Mutlaka alıştık ya şimdi. Son 5 yılda birçok yeni dünya çapında... 4 yılda, evet, pardon. Evet. Bir yıldan az sürede Allah bize 4 ürün uçmasını nasip evet, etti. Evet. Hürjet, Atak 2 sıralı. Ondan sonra Anka 3 ve Kaan. Ben inanıyorum ki bu devasa projelerimizin tamamlamayla hazır olduğu olacağı döneme kadar yeni bir sürpriz bekliyoruz aslında biz sizlerden. Tabii devletin ihtiyacı ile ilgili ama bu gördüğümüz dediğimiz TUSAŞ özelinde helikopter olsun, İHA olsun, Anka 3 Atak Anka 3 görülmez bir savaş uçağı aslında. Kaan'la beraber çalışacak. Arada onu sokuşturdum ama yani elimizdeki şu anda portföy bizim hava kuvvetlerim ihtiyacı giderecek bir portföy. Ne güzel. Bu cari olan piyasada bildiklerimiz. Dışa ama bağımlılık biz, anlamında o korkumuz, endişemiz yavaş yavaş ama sanma da dışa bağlı olamazsın ki. Bak şimdi çok basit bu. Hürjet'i alalım. Şimdi Hürjet bunlar modern cihazlar. Eski klasik İki Dünya Savaşı gibi cihazlar değiller. Bunun üzerine bir füze taktıysan, bir bomba taktıysan, akıllı bomba, buradaki bilgisayarla bunu bağlaman gerekiyor, linklemen gerekiyor onu ki bilgisayar diyor ki, bak ileride düşman var, işte noktası bu, lazer tutuyor üzerine, sen onu git vur diyecek. Eğer bunu yurt dışına alırsan, hiç kimse sana bunun software'ini vermiyor. F-16'ınki de vermediler de biz hallediyoruz. Vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla özgür olmak istiyorsan adam Z'ye sen yapacaksın bunu. Başka yolu yok. Şimdi bir soru gelmiş. Diyor ki Kaan'la ilgili olarak işte F-16 motoru var üzerinde. Var üzerinde. Bizim diyor bu anlamda milli motorumuzla ilgili süreç nedir diye bir soru var. Çalışılıyor şu anda. Şimdi bir motor projesi Kaan'dan daha sonra başladı. Tabii daha önce başlasa daha iyi olurdu. Ama sıralı oldu. 2028'de Türk motoru bu uçakta olacak.
2028'te? Olmazsa bizim başımız belaya girecek. Eyvah. Yine TUSAŞ mı? Yok. Onun görevi Tera Motor ve TEİ'ye verilmiş durumda. Evet, evet. Peki, şunu sorabilirim. Mesela deniyor ki, özellikle biraz da İHA ve SİHA'larımızla ilgili konuşalım. Doğru. İşte bu anlamda özellikleri oldukça dikkat çekici. Tabii. Şimdi Baykal çok başarılı biliyorsun. Evet. İhracatta birinci. Biz ikinciyiz. Evet. Biz 860 milyon dolar yaptık geçen sene. İnşallah bu yıl çarpı 2 olur. Niyetimiz öyle. Baykal da 1.8'e yakın yaptı. Elhamdülillah çok güzel. Toplamda da biz 4.5 milyar dolar ihracat yaptık. Pardon 5.5 milyar dolar ihracat yaptık. Hayırlı olsun. Bunlar iyi rakamlar, güzel rakamlar bunlar. Ve %30, %38 artarak geliyor yıldanlardan beri. Bunlar da iyi bir şeyler. İHA da Türkiye açık ara herkesi geçti. Size biraz komik gelebilir. Herkesi. Geçti. Neden? Çünkü ihtiyacımız var. Şimdi ihtiyaç var ya, öyle şeyleri sizlere şey yaptırıyor ki. Yani Türkiye mesela Kızılelma bir savaşan uçak. Anka 3 savaşan bir uçak. Yani daha ötesi yok zaten. Belki biliyorsunuz Anka 3 bizim Amerikalı'nın yaptığı X-47-47 B'ye çok böyle yakın bir uçak. Dolayısıyla dediğim gibi cari alanda ne varsa biz onu yapıyoruz ve bir üstündeyiz. Bir de uygulanıyorlar. Şimdi bir savunma sistemi yapabilirsin, uçak yapabilirsin başım üzerine. Ama bunun sahada uygulaması olmazsa sen onu geliştiremezsin. Ne yapalım, etrafımızda çok savaş var. Bizim cihazlar da kullanılıyor. Anka ile ilgili biraz daha konuşalım isterim Sayın Genel Müdürüm. Anka'nın özelliklerinden biraz daha bahseder misiniz biz Anka? Tabii. Şimdi burada biz bir sinerji üretiyoruz. Şimdi kocaman bir şirket, yani iyi bayağı, yani 16 bin çalışan az değil yani. Ama bu uçak görünmezlik üzerine kurulan bir yapısı var. Görünmez demek karşı tarafın radarları bunu algılayamaz. Çıkardığı ışık da, yani infrared, kızılaltı ışık da parlak değil, onu da göremez. O şekilde tasarlanan bir şey. Dolayısıyla bunun amacı Kaan'a eşlik etmek. Şimdi önümüzdeki yıllardaki savaş konseptinde öyle git bombala gel yok aslında yani. Onun radar sistemleri var orada, diğer sistemler, onları ortadan kaldırman gerekiyor. Havada işte senin CEMEDEN uçakları var, onları vurman gerekiyor. Havada saldırı helikopterleri var, havada saldırı uçakları var. Tek tek temizlemen gerekiyor onları. Dolayısıyla biz bu projeyi bu eksende yaptık. Çok hızlı yapıldı. Arkadaşlar 10 numara iş yaptı. Şimdi bu gördüğünüz gibi böyle biraz düz, biraz tipsiz gözüküyor ama aslında 10 numara tip bir uçak bu. Ya çok yakışıklı duruyor. Bunun böyle düz olmasının sebebi radyo dalgası buna vurduğu zaman normalde bunlar üzerinde olmuyor. Bunlar içeride olacaklar. Burada kapaklı dedi. Koyduk onları ama şimdi öyle burada olmuyorlar. Vurduğu zaman geri gitmiyor. Başka yere gidiyor. Ya da bu yutuyor onu. Şimdi bu geometriyi belirlemede bizim Kaan'da 10 numara yeteneğimiz var. Kaan'ın görünmezlik analizinde kullandığımız bilgisayarın hafızası ne kadar büyük biliyor musunuz? Petabyte. Şimdi mega, giga onları duydunuz da peta. Çok az duydunuz. Evet. Çünkü öyle bir analiz yapılması gerekiyor. Yani kullandığımız aletler, bilgisayarlar, yani böyle Türkiye'de bir tane var, o kadar yani. İşte oradaki bilgi buraya geliyor. Buna sinerji diyoruz. Bu da ona arkadaşlık yapacak. Bu şimdi yüksek ses hızıyla uçabiliyoruz. Subsonic, high subsonic diyoruz ona. Ses hızını geçemiyor. Bunun yeni versiyonu, iki motorlusu ses hızını geçecek. O da geçiyor. Bunun yanında kardeş gidecek bunlar. Buna kıyabilirim. Eğer hedef bulmam gereken hedef önemliyse ona kıymam. Dolayısıyla geleceğin savaş ortamında bir uçak yok. Bir grup uçak var. Hani bu uzay belgeselleri veya kurgu filmleri vardı ya. Kaptan Kirk'i çok iyi hatırlarsanız, bilmiyorum ne kadar, belki daha gençsiniz, bilmezsiniz onu. Bilmez miyim? Bilirsiniz. Ha, bunlar öyle yani. Talimat ver, git şunu hallet. Ya, dünya buraya gidiyor. Dünya başka bir dünya ama Türkiye'de de şu bilinsin, Türkiye başa oynamaya karar verdi. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Yani Türkiye başa oynayacak. Dünyayı fethettik mi? Yok.
Ama hiç olmazsa boynumuzu gösterdik. Yani evet. Bağımlı kalmaktan kurtuldum birçok alanda. Ben şimdi Karadenizliyim. Çocukken denize giderdik, kaçardık. Annem de kızardı. Normal. Akşam geç gelirdik, aç susuz. Bu kadar çocuğuz tabii. Yani vaktin yarısını altı suyun altına giderdi. Bol denizi içerdik. Kafayı çıkardığımız zaman nefes alırdık. Biz kafayı kaldırdık. Aynı o çocuklukta kafa olduğu gibi kafayı kaldırdık aslında. Şimdi bir daha suyun içine sokmayız kafayı. İnşallah. Bu burada en üst modelimiz Anka 3 değil mi? Doğru. Evet. Yani bunla uzun süre gideriz. Yani şimdi siz dinleyicilerimiz bizden haftada bir yeni bir ürün beklemezsin. Biz bunları yapıp satıp hem hava kuvvetleri kullansın, hem biz para kazanalım, hem ihraç edelim de yapıyoruz. Herkesin çok uzun yıllardan beri hayal etmiş olduğu dışa bağımlılıktan kurtarıyoruz. Artık dışa bağımlılık oranımız azalıyor. Hızla bu olan alanda kendimiz üretir hale geldik. Aslında söylemlerinin cevabını da almış oluyoruz Sayın Genel Müdürümüzden. Kaan zorun zoru. Şimdi dedim ya, bir stratejik bir aset bu. Yani ülkenin bekası için. Evet. Gök vatana girecek olan bir düşmanı karşılayacak olan uçak Kaan'dır. Amerikalıların F-22'de olduğu gibi, Rusları Su-57'sinde, Çinlerin J-20'sinde olduğu gibi karşılayacak uçak budur. Şimdi bu uçak stratejik olunca başka bir kural geliyor. Bunun %100 yerli ve milli olması gerekiyor. Yani yerli olması yetmiyor. O şirketin sahibinde Türk olması gerekiyor. Türk vatandaşı olması gerekiyor. Ki yarın bir sorun çıkarsa devlet baba, yani ben buradayım desin. Çünkü stratejik bir aset. Hı hı. Stratejik bir asetin bir yapılması için bir parça bekliyor yurt dışından veya uçmasını engel bir contası eksik. Kıbrıs Barış Hareketi'nde öyleydi. Conta vermediler, uçaklar uçmadı. Yani hidrolik contalar. Böyle bir şey olamazdı. Şimdi onun için devlet baba dedi ki bunu %100 yerli yapacaksın. Şimdi tabii onlar ihalelerini yapıyoruz. İşte 1 milyonla 3 milyon arasında ben sonlandırıyorum. Sonra yönetim kurulu sonlandırıyor. 1 milyondan sonra ihalelerin başkanlığı ben yapıyorum. Bir sürü ihale yapıyoruz. Şimdi yerli firmalara bunları veriyoruz. Yerli firmalar hem fiyat kırıyorlar, Allah razı olsun onlardan. Yani yabancılara rekabet ediyorlar. Hem de bize güven veriyorlar. Tabii içimizden soruyoruz. Ya bu nasıl olacak? Yani bu canavar gibi iniş takımı nasıl hallolacak? Canavar gibi jeneratör nasıl bitecek? İşte Volo firması kanopi yapıyor, bunu nasıl yapacak diye soruyoruz ama. Ama içimizden, dışımıza sormuyoruz yani. Kimseyi korkutmak yok gibi. Bunların hepsini yerli firmalara verdik. Ve sonra ne gördük biliyor musunuz? Sıkıştığımız zaman o firmanın Türk ve Türkiye'de olması onun 7/24 çalışmasına sebep oldu. Ama İtalyan firma veya Alman firma, İngiliz firma öyle yapmadı diğer projelerimizde. Aslında zorun zorun seçtik ama bir bakıma da öz gayretlerinden dolayı burada hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi yakında bir araya geleceğiz. Kaan'la çalışan bütün alt firmalarla, yardımcı firmalarla beraber. Bu bayağı yerli. Motoru ve fırlatma koltuğu hariç yerli. Şu anda bile. Evet. Motoru da 2028'de bitiyor dediniz inşallah. Bitiyor. Fırlatma koltuğu da önce bitecek. Onu da yapıyoruz TUSAŞ olarak. Başka olmaz zaten yani. Radar Aselsan'dan geliyor, Allah razı olsun. Bütün gövde unsurlarını biz kendimiz üretiyoruz değil mi şu tabii, an? Evet. Tabii. Malzemeyi alıp kesip doğrayıp yapıyoruz. Malzemeyi alabiliyoruz. Stokluyoruz da, problem yok. Bilgisayarları Bilgem'den geliyor, Allah razı olsun. Kanopi Volo'dan geliyor. Canavar jeneratör, ki canımız biraz yaktı ama şimdi yani yaptılar ama Allah razı olsun. Şeylerin, radarların enerjilenmesi lazım. O jeneratör oluyor. Jeneratörde motordan tahrik alıyorlar. APU'su de var. Ama APU yedekte kalıyor. Yani APU'yu da Türkiye'de yapıyoruz. Onu bilin. Tera motoru yapıyor. Evet. Yani bunun yerli yakında %100 olacak. Zaten stratejik aset demek bu demek. Bir soru daha var. Diyor ki izleyicimiz. Evet. Anka'yı ne zaman üretim bandında göreceğiz diyor. Motoru da milli olacak mı diyor. Anka 3'ten kastediyor. Evet, Anka 3'ten. Anka 3 şu anda ikinciyi yaptık, üçüncüyü yaptık. Üretiyoruz şu anda aslında. Teslimatı inşallah bu yıl sonu veya yılbaşı yapacağız onu. Gelecek yılın başında olacak. Silah atar hale yakında getiriyoruz onu. Motoru Ukrayna'dan geliyor. Onun motoru daha küçük. Buna benzer bir motoru T'yi yapıyor. Yani birkaç yıla ihtiyacı olduğunu söylüyor Mahmut kardeş ama bize sıkıştıracağız onun T'nin genel müdürü. Hı hı. O yerli olacak zaten.
İnşallah. İnşallah. Ama şu güzel bir haber, İHA'da açık ara önde olmuş olmak güzel bir duygu. Tabii. Güzel bir... Ama ben gerçekten dinleyicilerimiz bunu anlasınlar. Yeni bir dünya var. Evet. Yani benim gençliğim gibi değil artık. Ama bugün Amerika'nın, gerçi Amerika kendini yeniliyor. Ona bir, o kadar sataşmamak lazım da. Şüphesiz. Ama Avrupa'da Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya. Tamam, buna biraz arkadan geliyorlar. Şu anda Almanya ve yani Eurofighter veya Rafael 5. nesil bir savaş uçağı olmadığı için 6. yapmaya çalışıyorlar ve arada bir savaş çıkması diye bir ihtimal dua ediyorlardır. Türkiye her şeyi yapar. Neden? Çünkü yeni tasarım metotları var. Açıklamam lazım. Şimdi benim gençliğimde biz dijital mock-up yapardık. Ne demek? Bunun geometrisini elektronik olarak çizerdik. Tamam mı? Bu iyi bir şey. Ama ben kağıtla da, kağıt üzerine cetvelle de 1981'den bahsediyorum. Uçak tasarlanmış bir insanım yani. Yani öyle kökünden geliyoruz. Şimdi dijital mock-up yapardık. Bu belli hızlandırırdı. Şimdi dijital ekiz var, twins var. Arada çok büyük fark var. Dijital mock-up'ta siz bunu parça parça yaparsınız. Sanki fiziksel yapmış gibi. Birbirine bağlarsınız, perçinlersiniz, yaparsınız. Eyvallah. Dijital ikizde ise bunu hep beraber yapıyorsunuz. Herkes birbirinkini görüyor. Diyelim ki burada motor çalıştığı zaman ısı dağılımı var. Burası ısınıyor. Isı analizci burası olsun. Isı burada var. Isı analizci ısı analizini yapıyor. Isı analizini anlamayan, ilgisiz bir yapısal çalışan bir arkadaş onun sonuçlarını görüyor. Onu gerekiyorsa kullanıyor. Yeni bir dünya var. Şimdi biz telefona isim vermiyoruz bu savunma sistemi olduğu için. Cep telefonundan bile sisteme bağlanıp arabayla giderken tasarıma müdahale edebilecek kadar bir dünya var. Mesela bizim bilgisayarlarımız var yeni bir dünyada. Bilgisayarın bilgisi dışarı gitmiyor. Yalnızca ekran görüntüsü ve klavye gidiyor. Kimse data almasın diye. Yani çok yeni teknolojiler var. TUSAŞ'ta 50 bin çekirdekli bilgisayar var. Tık 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 hesaplasın diye. Dolayısıyla şu anda dünya değişti. Ama bugün cari olan uçaklar, işte Eurofighter, Rafael, önceki yıllarda yapıldığı için çok süreler almışlar. Bize referans değil. Biz arkadaşlar şunu diyoruz. Negatif zamanda iş bitirmemiz lazım. Ne demekse. Yani hiçbir zaman bizden önce işte F-35'i böyle yaptılar, Eurofighter'ı böyle yaptılar, Rafael'i böyle yaptılar demeyiz. F-22 değil. O 100 yıl önceydi. Yeni dünyada yeni düzen var. Ama Türkiye 2004 yılında bu yeni düzenin tam ortasında oturdu. Mesela Dassault'tan Kaan için yazılım aldık. Onun ismini vermeyeceğim meşhur bir havacılık şirkette bizle beraber almış. Ama onun başka metotları vardı, yenisini almış. Dolayısıyla Siemens'ten de aldık. Atak 2'yi onunla yaptık. Aslında 2004'teki Sayın Beyefendi'nin verdiği karar, Sayın Cumhurbaşkanımız verdiği karar çuk diye oturmuş. Yeni bir dünyanın içinde filiz veren ağaçlara dönmüş. Dediğiniz gibi su, kafayı sudan çıkardık. Evet. Şimdi son zamanlarda filmlerde, dizilerde konu oluyor. Doğru. Bu işte Kaan için, Anka için, diğer uçaklarımız, helikopterlerimiz için saldırıya uğramakla ilgili hep söylemler yapılıyor. Tabii. Yani zorluk çıkartmak, bunun projenin engellenmiş olması, buna ilişkin girişimler. Tamam. Bu konuda filmlerdeki bu sahneleri izleyen vatandaşlarımız için tabii merak konusu. Tamam. Var mı söyleyeceğiniz bir şey efendim? Şimdi yani siyasi ek, yani Sayın Cumhurbaşkanım destek verdikten sonra kimse engel olamaz bize. Onu söyleyeyim. Bir. İkincisi bu datalarımız kaçırılmasın diye bu network'umuz kırmızı network diyoruz. Dışarı kapalı. Bizim portlarımız dışarı kapalı. Bilgisayar dışarı data vermez. Hiçbir şekilde. Dolayısıyla tedbirini alırız. Bizim oradaki mesela siber güvenlikle ilgili altyapılarımıza güvenmeyiz. İş söz konusu olan Kaan'sa, Hürjet'se, savunmaysa. Kilitleriz dükkanı. Çalışmak mı istiyorsun? Şirkete geleceksin. Uzaktan çalışma yok bizde. Sisteme giremezsin.
Çünkü hangi kapıyı kimin nasıl açacağını bilemeyiz. Tabii ki. Çünkü elektronikte, siber güvenlikte Türkiye bir numara, öbürleri iki numara böyle deme şansımız yok. Ya bu işin cinliğini, gavurluğunu, kimin ne yaptığını bilecek halimiz yok. Onun için dükkanı kapatıyoruz. Kırmızı network dışarı kapalı. Olabilecek her türlü tedbir alıyoruz. Devlet Baba bizim için de tedbir alıyor. İnşallah hiçbir şey kaçmaz gitmez bir yere. Ama ben size söyleyeyim. Her şirket girişinde ben kendi arabamı aratırım. Kendi arabamı aratırırım. Ben onun genel müdürüyüm, itaat amiriyim. Niye arattırırım onu? Herkes aratsın diye. Çok doğru. Evet. Peki hiç umutsuzluğa düştünüz mü? Geçmişte çünkü bununla ilgili hikayelerimiz var ülke olarak. Hem havacılıkta hem de otomobil sektöründe başlayan projelerimizin tabii yarıda kalmış olma hikayeleri var. Hiç şimdi, bu süreçte umutsuzluk hissettiniz mi? Acaba şu olur mu, bu olur mu, yarıda kalır mı? Şimdi şirkette neredeyse 7. yılım doluyor. Ekim'de başlamıştım. Allah Ekim nasip ederse 7 yıl olacak. Tabii insanlar böyle up down olurlar yani. Böyle her gün moralimiz 10 numara şu olmaz bizim zaten. Ama geçmiştekilerin DNA'sını çok iyi öğrendik. Bir de ben uçak mühendisiyim. Yıllar boyu uçak fakültesinde hocalık yaptım. Tabii kişisel sordunuz onu, şirket olarak sormadınız. Evet, kişisel evet sordunuz onu. Dolayısıyla DNA'sını bildiğimiz için, yani nereden ne kaçırıldı, nereden ne problem olduğunu bildiğimiz için ben aslında bazen böyle aksaklık oluyor tabii, o olin diyor, bu bunu diyor, orası problem oluyor, finans problemi olabiliyor. Ya aslında bazen böyle diyoruz ki, ya sen yoluna yürü. Rahmetli babaannemi hep sık sık hatırlarım. Mezarlığını ziyaret ettim bu sabah. Allah sabah geldim. Evet, Emre'ye babaannem derdi ki, torunum sen kendi işine bak. Gelsin, evet, boş ver. Bir de çay toplardık. Bilmiyorum siz elle çay topladınız tabii mı? Tabii. Şimdi Tami, çay şeyi Tami'si böyle. Bir çocuk, şu kadar çocuğu işte. Buradan toplarız, canım sıkılır buradan. Önünden git. Evet. Çok güzel. Sıralı git. Dolayısıyla yani bazen duymayacaksın ya. Derler evet ki iyi kayınvalide, iyi kayınpeder olacaksın. Damadın gelinin yaramazlıktan görmeyeceksin. Çünkü 20 yaşında o. Sen 50 yaşındasın. TUSAŞ uydu anlamında da çalışma yapıyor. Doğru. Evet. Markayız. Evet. Haberleşme uydusu, gözetleme uydusu, yani kameralı, yani ışık gören uydu, radarla uydu, bunların hepsini yapıyoruz. Türkiye çok büyük yatırım yaptı. Şimdi şunu çok iyi bilmek gerekiyor. Uydu mesela, örnek olsun. Göktürk bir uydusu yaptırdı. Bunu Thales yaptı, hı-hı, belki bilirsiniz onu. Fakat bu işte filan ülkeyi, yani İsrail'i gözetleyecek, gözetlemeyecek diye böyle projeler uzadı, uzadı, gecikti. Yani bizim beyefendi öyle bir şey izin vermez zaten. Neyse sonra başkası girdi. Gözetliyor şu anda her tarafı. Gecikti yani. Onun için Göktürk 2 ondan daha önce atıldı. Göktürk 2 de TÜBİTAK'la beraber TUSAŞ yaptı. Demek istediğim şuydu. Göktürk bir yapılırken devlet ileri görüşlülük ortaya koyarak Thales'e yaklaşık 100 milyon euroya bir uydu entegrasyon merkezi TUSAŞ'ın içine kurdurdu. Kurdurdu. Yani o paketin içine koydu bunu. Bu ileri görüşlüktür. Uydu yapmak istiyorsan o merkeze ihtiyacın var. Bu merkez dünyadaki 6 merkezden biri. Temiz odası olması gerekiyor, test imkanları olması gerekiyor, uydu fırlatırken gürültüye dayanması gerekiyor. Çok detay var bunun. Yani Türkiye böyle oynuyor. Yani büyük oynuyor yani. Dolayısıyla uydu konusunda yapamazsak ben 10 numara günahkarım ekibimle beraber. Çünkü devlet yapması gerekeni yaptı, yatırımı yaptı. O güzel tesisi bize verdi, kullanımımıza açtı. Yani Türkiye Cumhuriyeti bunu yapıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti son 20, yaklaşık 20 yılda bu konuda gerini yapıyor. Mesela rüzgar tünelimiz 100 milyon dolara mal oldu. Avrupa'nın ikinci tüneli. Ya biz şey yapabilirdik ya, küçük olsun ya, ucuz olsun. Evet, evet. Olmaz. Çünkü Kaan var. Hatırlıyorum bu konuda. Evet. İstanbul Havalimanı henüz daha yokken oradaki İstanbul'daki bir canlı yayınımızda o İstanbul Havalimanı ile ilgili evet hayalinizden bahsetmiştiniz. Çok güzel şimdi bir örnek. Bu hayalde bu anlamda çağrışım yaptı bende. Tabii. Başaracağız. Türkiye Almanya büyüklüğünde yaklaşık olarak nüfusu olarak bir ülke. Yüz ölçüm ve nüfus olarak. Belki de yeraltı kaynakları olarak bir nokta daha ileride.
biz şu anda onlar yanılmıyorsam 4 trilyon dolar GDP yapıyorlar. Biz 1 trilyon dolarız galiba. Yani çarpan 4 var. Arada 4 var. Ya Türkiye bu 4'ü kapamak için düşünmesi gerekiyor. Küçük olsun benim olsun değil. Mesela Kaan da enteresan. Ben önce genel müdürümün hazırladığı şuydu. 3 tane küçük Kaan'ın mühendislik binası olacaktı. Benim babam müteahhittir. Rahmetli. Alırım. Olmaz dedim. Bir tane yaptık onu. Türkiye'deki en güzel mühendislik binası oldu. Cumhurbaşkanımız yıllar önce açılış yaptı orada. Yani büyük düşünmek gerekiyor. Yine büyük bir NATO ülkesi, isime girmeyeceğim, Genelkurmay Başkanı'nın bize ziyaret oldu. Orayı gezdirdik ona, pardon Hava Kuvvetleri Komutanı, düzeltiyorum. Gezdirdik orayı ona. Dedi ki, bu binayla siz bu Kaan projesini bu millete mal ettiniz. Büyük düşünmek gerekiyor. Yani Türkiye'yi en az Almanya kadar büyük olacak gibi düşünüp ona göre çalışmak lazım. Biz yani savunma sanayi böyle yapıyoruz. Efendim, havacılıkla ilgili aslında ufuk anlamında çok önemli sohbetlerimiz de olmuştu geçmişte. Evet. Türk havacılık sektörü geldiği nokta itibariyle nasıl yorumlanabilir? İşte Türk Hava Yolları'nın büyümüş olması bu anlamda, işte Anadolu Jet, şimdi AJet oldu, işte Pegasus gibi özel hava yollarımız da gidişiyor. Doğru. Türk havacılık sektörüyle ilgili ne de söylersiniz? Tam şöyle algılayın. Bizim Bera ve Rus Armut'u gitti. Yaşlıydı. Evet. Gitti onlar. Özlüyorum onları. Ahından armut toplardık. Yerine ama, yeni istedik. Pardon, lafınızı kesiyorum. Bizim köyde bir tane var Rus Armut'u. Evet. İlk ürününü size göndereceğim. Şimdi burada kayıt altlanmış olalım. O zaman bekliyorum. Bir dal verirseniz aşı yaparım. Mutlaka. Çoğaltırım onu. Mutlaka. Çünkü Rus Armut'u pek kalmadı. Yani dinleyiciler Rus Armut'u bilirler bir ihtimal. Tabii orta yaş grubu üzerindekiler bilir. Bilirler bunu. Yani. Tamam. Da Rus ama Rusya'dan geldi bilmiyorum. Evet. Okey. Ona bağlanacak durum yok. Onun yanına diktiğiniz genç bir ağaç 5 yıl sonra harika şeyler çıkarıyor. Çünkü o kökünü bir sağlama alması gerekiyor meyve vermeden önce. 5 yıl oluyor. Türkiye şu anda o durumda. Yani bizim son 20 yılda apara kartmamız, her şeyde büyük düşünmemiz, büyük yatırım yapmamız, bu kadar gence iş vermemiz aslında Türkiye topyekun niyet olarak ben büyük oyuncu olacağım diyor. Evet. Yani genç arkadaşlar buna inansınlar. Bugün şimdi genç arkadaşlar bir araya geldik. Bunlar üniversite öğrencileri. Yani onlar dediğim şu, ya siz 20 sene sonra omuzunda öyle büyük olacak ki benim yalnız kafam suyun üzerine çıktı, sizin gövde suyun üzerine olacak. Yani bundan kaçar yok ki. Evet. Ülke büyüyünce maddi manevi hem yardım etmek, işte Gazze kana alıyor. Hem yardım etmek, hem müdahale etmek için onların sorumluluğu bizim katımız. Bunu bilsin gençler yani. Yani biz onlara boşuna teşvik etmiyoruz yani. Bunu zevkine kendimizi böyle ne bileyim Kaan olsun. Hayalperestlik yapmıyoruz. Bir gerçek ihtiyaç. Bir realiteyi gündeme getiriyoruz. Dünyanın gittiği yer belli. Savunmaz. Yani dünyanın şu anda stresi belli. Şimdi bir ülkenin bir büyükelçisi geldi bana perşembe günü. İsimle girmiyorum çünkü hiç tane problem olur. Cumhurbaşkanı göndermiş. İşte şöyle şöyle yapsak nasıl olur diye. Ya herkes bir strese. Almanlar 100 milyar euro savunma sanayine veriyorlar. Versene bize, biz onlara silah veririz de. Yani dünya streste, dünya bu strese girdiyse iyi ki 2004'te bu işlerde böyle BF'nin kararıyla girilmiş bu işe bayağı. Dünya streste ise bizim gaza basmaktan başka çaremiz yok. Gençleri aslında biz uyarıyoruz. Yani gençlere diyoruz ki bak yarın size sorumluluğunuz bizden çok olacak. Yani böyle sessizlik yapamazsın ya. Yani şimdi kavga çıktı. Yani bizim şimdi belki yani burada da öyledir de benim büyüklerim şöyle derdi. Sakın kavga etme torunum derdi. Ama kapıya bela gelirse ne kadar yerine olabiliyor mu? Duydum söylüyorum zaten. Kapıyı aç. Kapının dışında durmaz o. Yani ülkeye bir başına biri bela sarmak isterse yani sessizlik yapamayız yani. Evet. Onlar 20 yıl sonra bu gençler yani o zaman genç olmayacaklar tabii. Bizim yaşımıza mı gelecekler ve yakın gelecekler sessizlik yapamazlar. Yani. Gereğini yaparlar. Ama şimdi hazır olsunlar ya çok sıkı çalışsınlar yani. Evet, gençleri her fırsatta vurguluyorsunuz. Gençlerle ilgili
sık sık cümleler ve hedefler belirliyoruz. Son bölümdeyiz programımızda, gençler için de şimdi bu çağrıda yapalım. Bunun analitiği çok basit. Yani gerçek bu analitiği. Gene bir NATO ülkesi geldi, böyle işte genelkurul başkanı şikayet ediyor. Benim bizde gençler finans okuyor dedim. Tamam, onlar para kazansın, biz size uçak yaparız. Şimdi şöyle, Amerika biraz farklı çünkü herkesi çekebiliyor hala. Evet, cazibe anlamında. Cazibe olarak. Çin'de problem yok, sayısız mühendis yetiştiriyor. Rusya'da problem yok, sayısız mühendis yetiştiriyor. Belki bilirsiniz, Rusya'da tek işte ne bileyim uçak motoru konusunda üniversite olabiliyor. 40 bin kişi yani. Bir motor ya. Ama çünkü adam kafa öyle basıyor, iyi yani. Şimdi ama bunun dışında Japonya, Türkiye, Almanya'ya düşünürsek genç yok orada. Şimdi analoji yapacağım size. Ben çok çalışmış bir insanım. Yani kendim öğrendiğim değilim ama öyle. Babaannem de öğrendi. Babaannem de çok çalışırdı. Yes, çok çalışmış bir insanım. Mesela Amerika'da öğrenci oldum. Türkiye'de de çalışırdım ama orada tabii biraz daha fazla. Çünkü rekabet 10 numara. Geçmem gerekiyor. Brusluyum bir de yani. Devletin parasını okuyorum. Yani başaramazsam neler başıma geleceğini çok iyi biliyorum. Babamın imkanı olsa bir de bir şey isteyemem ondan. Çünkü bizim sorumluluğumuz var yani. Öyle yetiştirdi bizi babaannemiz. Mesela reklam olacak ama olmaz inşallah. Abacus diye bir yazılım var. Abacus bir mühendislik simülasyon yazılımı. Böyle darben analizi, crash analizi, bir şey kırma konusunda iyi. Non-linear structure mekanikte iyi yani. Ben de Michigan'da öğrenciyim yani. Şimdi teori manual'ını aldım. Şöyle bir manual. Yani 1000 küsur sayfa. Heyecandan sabaha kadar uyumadan okumak istiyorum onu. Ya o analiz nasıl yapıyor, anlayayım bu analiz ne yapıyor, analiz nasıl yapıyor. Teori manual demek işin şeyini, matematiğini anlatıyor. Hatırlıyorum, ışık yanıyor, bekarım ama. Ondan kalkıyorum, uyanıyorum, okuyorum. Sonra uyuyakalıyorum. Kalkıyorum, okuyorum, uyuyakalıyorum. Şimdi bizim gençlik böyleydi. Bugün gençlik de böyle. Benim okuduğum teori manual değişti. Abacus'un ki. Ama Abacus derken Ancestor'da var, Patron'da var, ondan sonra Nastran'da var, reklam olacak, hepsini yapayım da. Hı hı. Değişti o. Yeni manual'lar var. Yeni metotlar var. Yapay zeka var. Bu gençlerin benim gibi bilmemesi gereken, ihtiyaç duymadıkları kısımlar var. Benim kafa hala eskide. Ama iyi mühendisim ha, uçak tasarlarım size. Almanlar böyle. Almanın mühendisi benim yaşımda. Onun için fark attık. Biz onların verdiği, Siemens'in verdiği know-how'u, parayla aldık onu. Herkes satıyorlar, bize bir özel bir durum yok, evet. Yani. Know-how'u gençlerin önüne koyduk. Onlar da ben gençlik yaptığım gibi yaptılar, uymadılar ve Kaan'ı yaptılar. Çok normal bir şey bu. Yani bu çok normal bir olay. Gene böyle genç nüfusu olan, Kazakistan'da Kazaklarla konuşuyoruz, onların genç nüfusu çok fazla. Peki nüfus açtığı Türkiye'den çok yüksek. Nüfus az da artış çok yüksek. Diyorum bak sizde de böyle yaparsanız. Gencin varsa, onun öğreneceği şey çok yeni teknoloji olduğu için, yani know-how, yani tasarım teknolojisi olduğu için, rekabet ettiğin Almanya, Fransa, İngiltere'dekiler de benim gibi çok tecrübeli ama 100 yıl öncesine kalmış olduğu için güreşte 10 numara yeniyorlar. Böyle bilin bunu yani. Efendim bu yoğun tempoda zaman ayırdınız. Vatandaşlarımızın merakla merak ettiği birçok konuya değindiniz. Bütün bu ürünlerin tamamı burada olmayanlar, Türkiye'nin kazanımları, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda çizmiş olduğu ufuk hakikaten ülkemizi birçok konuda önemli seviyeleri atlattı. Tabii. Ülkemizi bağımlılıkla ilgili, bağımlılıktan kurtarmakla ilgili önemli gelişmelerin yaşanmasına vesile oldu. İnşallah daha da iyisi olacak. Havaalanında, deniz alanında, karayolunda birçok yerde artık Türkiye dışa bağımlılıktan kurtarıyor. Siz de bu yoğun tempo içerisinde bize zaman ayırdınız. Milletimizin gurur duyduğu, hayali olan projeler konusunda bilgi başlarınız. Vatandaşın bir parçası olsun. Evet. Biz her gün 3 otobüs dolusu genç gezdiriyoruz. Çünkü tabanı olmayan tavanı olmuyor. Bugün bu başarının aslı gençlerin, yani Cumhurbaşkanımızın sözü var, Teknofest gençliği. Gençlerin sisteme akmasından kaynaklanıyor. Yani gerçek böyle. Yani biz Amerikalıları şaşkına çevirdik Kaan uçuşuyla. Onlar analiz yapıyorlardı, merak etmeyin yani. Onlar bu dediğim analizi bizden iyi yapıyorlardır. Doğru yoldayız. Evet.
Anadolu tabiriyle ayağınıza taş değmesin derler ya Anadolu'da. İnşallah bütün bu gençlerin, milletimizin bütün bu projeler için gece gündüz özel yaşamını bir kenara koyup çalışan bütün kardeşlerimizi onları tebrik ediyoruz. Siz deyince beni gıdıklıyorsunuz. Evet. Bir bayan arkadaşımız var. Kızı 11 yaşında evde. Telefon sabah kadar açık. Ana kanala yazılım yazıyor. Evet. Var mı böyle bir şey ya? Evet, kesinlikle. Onun için derler ya, helallik istemekle ilgili bence ülkemizin tabii ki bu anlamda bu zor süreçte ülkemizin son 10 yılda uğramış olduğu saldırılara baktığımız zaman hala dimdik ayakta duruyorsak bu milletimizin gücüyle beraber, insanımızın özverisiyle beraber olan bir şeydir. Şu bir gerçek ki oturduğumuz sıcak ortamda, işte sıcak evimizde otururken dışarıda bu ülke için canını feda eden, bu ülke için uyumadan çalışan insanlardan helallik almak hakikaten bir vatandaşın görevi diye düşünüyorum. Bir mühendisimiz, yazılım mühendisi haftada bir gün evine gitti. Videosunu yayınlandı. Milli Savunma Bakanlığımıza teşekkür etti. Diyor ki videosunda bize o 27 Aralık'tan dolayı herkes tabii stres. Dedim arkadaşlara video çekin dedim. Bunları konuşturun. Kayıt olarak 70 kişiyi kayda aldık. Arkadaşım Rüsün diyor, güvenlik kuvvetleri diğerleri, yani bizler babasız kalmasın diye kendi çocuklarının babasız kalmasına razı oluyorlar. Biz de işte onların eline teknolojik ürün veriyoruz ki onların da çocukları babasız kalmasın diye. Evet, müthiş bir yaklaşım. Müthiş bir yaklaşım. Yani inanıyorum ki gençlerde her şey var ya. Evet. Kalp var ya. 10 numara kalp var ya. Efendim, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz. İnşallah daha güzel haberlerde yine bir araya geleceğiz. Yine İnşallah. Konuşacağız. İnşallah. Efendim. İnşallah. Sayın seyirciler, TUSAŞ'ın değerli genel müdürü